ilçemizde bazı yerler vardır. Bu bazı yerlerin isimleri insanların kafalarında böyle heyecan yaratır. Ve yurdun dört bir tarafındaki insanlar o yerlere koşmak, görmek isterler. Mesela Kuzey Ege'deki Çanakkale, Gelibolu Yarımadası. Mesela işte büyük taarruzun yaşandığı, o İstiklal Savaşı'nın son günlerinin yaşandığı, son kurucu darbelerin yapıldığı o Eskişehir hattı, Kocatepe, Afyon. İnsanlar oraları görmek isterler. Mesela Karadeniz'de bir Samsun, Bandırma'nın çıktığı yerdir. Bandırma vapurunun çıktığı veya durduğu son noktadır. Bir Sivas, bir Erzurum. Buralar hep görülmek ister. Mesela yine kahramanlık destanının yazıldığı bir başka yer, Gaziantep. İnsanlar buraları görmek ister. Bir de bir başka yer vardır, o da çok görülmek ister. Doğuda, Kars deyince, Sarıkamış deyince anladınız siz de onu. Sarıkamış'tayız. Sarıkamış biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu ile Rusların karşılıklı savaştığı yaklaşık 40 yıllık Rus esaretinden Ardahan'ın, Kars'ın, Sarıkamış'ın kurtarılmak istendiği yerdir. İşte Enver Paşa vardır Osmanlı İmparatorluğu'nun başında. Rusların başında yine bir komutanı vardır ve bu dağlarda, gelin o dağları göstereceğim sizlere. Bu dağlarda şu karşıda görmüş olduğunuz ağaçlarla kaplı Allahu Ekber dağlarında o meşhur Sarıkamış, Sarıkamış harekatı yapılmıştı. Bakın şu görmüş olduğunuz bronzdan yapılmış işte dönemin Osmanlı askerlerini anlatan figür. Yaralı bir askeri bir başka asker taşıyor. Yüzlerine dikkat ettiniz mi? Bakın o yüzlerdeki ifade bile verilmiş. Umutsuzluk, yorgunluk ve bitap düşen Osmanlı askerleri. Peki neydi? Peki neydi? Onu anlatalım biz size. Hem yürüyelim hem anlatalım. Sarıkamış Harekatı 22 Aralık'ta başladı. 22 Aralık 1914 Birinci Dünya Savaşı. Ve Enver Paşa ister ki işte bu bölgeyi Ruslardan kurtaralım. Almanlardan da tabii destek alır. Daha sonra bu Allahu Ekber dağlarında büyük bir harekat başlar Ruslara karşı. Amaç Kars'ı, Ardahan'ı, Sarıkamış'ı bu Ruslar...